Herkese selam arkadaşlar. Bugün Karpahik'te sürekli karşınıza çıkan dolandırıcıların gizli planlarını ortaya çıkarıyorum. Yani bugün dolandırıcıları ifşalıyorum. Size yaptığı taktikleri, ne yapıyorlar, nasıl sizi dolandırıyorlar, nasıl yaptıklarını tek tek göstereceğim ki siz de böyle şeylere inanıp kanmayın. Tamam mı? Aslında bu videoyu çekmemin sebebi bana çok mesaj geliyor arkadaşlar. Yok abi dolandırıldım, yok hesabımı çaldılar, yok bilmem ne yaptılar falan. Bugün size bu taktikleri, yaptıkları şeyleri göstereceğim ki inanmayın, dolandırılmayın, sonra gelip bana dolandırdım diye yazmayın. Şimdi ilk olarak İlk taktiği söylüyorum. Mesela pazara böyle bir araba koydular diyelim. Tamam mı? Böyle bir jip alıyorlar. Sonra online bir oyuna giriyorlar. Ve tabi şöyle de göstereyim. Ekstradan bir farklı telefonla ya da bir arkadaşınla smartla oyuna giriyorlar. Bakın bunların ikisi takım, tamam mı? Bunların ikisi takım gördüğünüz gibi. Biri jiple geliyor, biri smartla geliyor. Bunların yaptıkları taktik şu. Pazara doğru gidiyorlar. Pazara geldiler. Şimdi dolandıracağın taktiğini söylüyorum. Smart'ı getiriyorlar. Buraya satılar, tamam mı? Mesela uçuk bir fiyata satıyorlar diyelim. Şöyle bir fiyata sattılar ya. Bakın izleyin şimdi. Bakın şöyle jipi getiriyorlar. Böyle içe koyuyorlar. Böyle içe koyuyorlar ya. Bunu daha iyi park ederseler. Şu şekilde biraz daha basık olsa daha iyi olur. Böyle yapıyorlar. Sonra bunu sattığın zaman. Mesela kişi bu arabayı sanıyor. Araba mülkisi altına sanıyor. Bunu sattığı zaman, tıkladığı zaman. Buna tıkladığı zaman adam sanıyor ki bu jip geliyor ama halbuki smart'ı almış oluyor. Adam sevinçli içeri giderken bir bakıyor ki smart gelmiş. Bu araba aynen bu şekilde duruyor. Şöyle baktığınız zaman hiçbir şekilde fark edilmiyor zaten. Direkt buna geliyor. Bu da böyle bir dolandırıcı taktik arkadaşlar. Bunlara sakın ama sakın kanmayın. Adamlar geliyor jipi direkt böyle koyuyor, içine geçiyorlar. Satıyorlar ve mağdur olan siz oluyorsunuz. Bunlara inanmayın diyorum. Onun için gösterdim. Yani böyle taktikleri var bayağı maalesef ki böyle. Çok sıkıntı bunlar ya. Bunlar bir bitmedi ya. Evet, bir diğer taktiği söylüyorum. Bunlar yine online'a giriyorlar. Klasik olarak online'a giriyorlar. Mesela şöyle sakin bir yere gidiyorlar. Böyle bayağı ıssız bir yere gidiyorlar, tamam mı? Mesela Fener diyelim. Fener'e doğru gitti. Ondan sonra bakın şimdi kaç kişi toplayacağım burayı izleyin. Bunlar yine aynı kişiler bu arada arkadaşlar. Yine aynı kişi, mesela şöyle diyeyim size. Adam yine smartla geliyor, tamam mı? Smartla geliyor. Sonra başka bir hesaptan da gelebilir. Mesela telefondan, iki telefondan girmiş, tamam mı? Para kasmak için. Şöyle bir çizimli bir arabaya binmiş. İşte pazara çağırıyor, tamam mı? İşte araba burada. Tabii adamın da haberi yok. Sanıyor ki onun arabası. İşte diyor ki ben sana bunu işte 1 milyona satarım falan. Adam da yani böyle ucuz arabayı kaçırmamak için evet diyor, satın alıyor. Adam satıyor. Tabii şimdi bu eskiden vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bakın güncellemeyle zaten hangi arabayı sattığını görebilirsiniz. Buna yani görmemeniz lazım bunu, bu yemi yemeniz için. Ama eskiden ne oluyordu? İşte farklı kişinin arabasını çalıyordu, satıyordu. Sattıktan sonra da yine smart geliyordu. Bu şekilde bir dolandırıcı taktiği de buydu. Yani inanmayın bunlara, inanmayın arkadaşlar. Gel şimdi bu taktiğe zaten inanmazsınız. Çünkü kim hangi arabayla öne girdiği gözüküyor. Evet, bir diğer dolandırıcı hamlemiz ise mesela bu, ta ben YouTube'a başlamadan önce bu olay çoktu. Baya vardı yani. Ne yapıyorlardı işte? Bunu zamanında ben de yemiştim bu arada. Şimdi mesela Fener'e doğru gidiyorlar, tamam mı? Fener'e doğru geldiler. Diyorlar ki işte Fener'e gelene, o zamanlar Krom vardı işte, atıyorum Krom. Fener'e ilk gelene Krom. Tabi bizim insanımız da o zaman, tabi herkes küçük bu arada oyunda. Oyunun çok çok eski zamanıydı o zaman. İşte herkes küçük. Chrome'a, işte Fener'e gidiyorlardı. İşte yazıyordu ki ilk ben geldim. Ama adam halbuki orada yok. Adam yine smartla falan gizlemiş bir yere. Adam sadece karakter var orada. Araba yok. İşte demiş ki, işte diyor ki işte sen kazandın. Senin ölürün işte. Ama halbuki arabayı saklamış. İşte adam soruyor ki Chrome nerek? İşte bu da sallıyor işte kırmızı falan. Adama satıyor, tamam mı? Çocuk da inanıyor işte. Lobby'e bir geçiyor. Yine smart var. Arkadaşlar bu arada şu çizim nasıl ya? Ben ilk defa gördüm böyle bir çizim. Bu çizim var mı acaba? Başka birinde var mı acaba? Emin bilmiyorum ama hani çok hoş bir çizim. Bayağı sevdim ben. Böyle ayıcıklı mayıcıklı tuhaf bir şey. Hoş ama güzel. Neyse işte böyle böyle dolandırılma vakaları bayağı var. Şimdi arkadaşlar size demem o ki, bu arada buradaki kardeşlerim selam olsun hepsine, inşallah videodan kendiniz izlersiniz. Şimdi demem o ki, saçma gülmeyin. Arkadaşlar size nasıl dolandırıcı
olunur. Bunları göstermedim. Kesinlikle bak sakın ama sakın böyle bir şey yapmayın. Size yapılan kumpasları, yapılan işte dolandırıcılık hamlelerini onları gösterdim. Sakın bunları denemeyin. Denerseniz bulurum sizi. Tavsiye ettiğim marketler değil. Ben bunları gösterdim ki oyunda sizin karşınıza böyle bir şey gelirse inanmayın. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok tarzı olan herkese beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoyu dışarıda açmak zorunda kaldım çünkü bir olay oldu arkadaşlar. Bu aldığımız, modifiye ettiğimiz otobüs durduk yere bir anda gördüğünüz gibi eğribe kaçmaya başladı. Tam böyle şu an saatte göstereyim. Saat şu anda 1.30 ve ben iş için geçen gün demiştim ki işe çıkacağız falan. İşe çıkacaktım. Tam böyle otobüs çalıştırdım. Oturdum şöyle, tamam mı? Tam şöyle bir oturdum. Baktım bir anda airbag kaçmaya başladı araç. Bir anda patladı böyle airbag. Sonuç bu şekilde yani bu şekilde çalışamayız biz mecburen. Hani yapacak bir şeyimiz yok açacağız. Çekiciyi çağıracağız. Mecbur çekici gelecek, arabayı sanayiye bırakmak zorundayız. Airbag kaçmasının nedeni ne olabilir diye düşünüyorum. Buradan darbe almış mı diye bakıyorum ama. Hani belki darbe almıştır o yüzden açılmış dedim ama. Bu tarafta sapasağlam. En kırılgan şey bu karlık biliyorsunuz ki. Karlık bile zarar görmemiş. Otobüs nasıl bıraktıysak öyle. Ama neden airbag kaçmış hiçbir fikrim yok. Yapacak bir şey yok. Yani araçtan soğudum. Yani hoşuma gitmedi araç. Biraz o kadar masraf ettik ama yapacak bir şey yok. Ben bir çekiciyi arayayım. Çekici bir alsın arabayı. Sanayiye götürelim bakalım. Arkadaşlar sanayiye geldik. Ustamız falan baktı ve bize ağır bir fatura çıktı arkadaşlar. Ve hiç bilmediğimiz bir şeymiş bu. Aracı hani ilk aldığımızda araç yatıyordu biliyorsunuz ki hiç kıpırdamamıştı. Söylemiştim bunu size. Nedeni arkadaşlar araç arızalıymış zaten. Ama bunu kimse bilmiyormuş. Şöyle baktığımız zaman toplam 2000 liralık masrafı var aracın. Ve bunlar da kesin sonuç vermeyecek. Yani 2000 lira harcarız buna, tamam okey. Ama bir ay sonra yine bozulacak. Bir ay sonra tekrar bozulacak. Yani kısa bir döngüye girecek. Hani bu aracı halletmek için bayağı epey yüklü bir para harcamanız lazım. 50 bin, 100 bin. Yani bir otobüs parası da harcamanız lazım ki düzelsin bu otobüs. Yani çok soğuttu ben. İşe falan da çıkamadık. Oradan da hevesim kaçtı. Burada da bir abimiz işte hurda işi yapıyormuş falan. Yani araç pertmiş. Onu söyleyeyim size. Araç pertmiş. O yüzden yapıyormuş zaten. Aracı satmak istedim. Aracı ona satacağım mecbur. Artık onunla da bu otobüsü sattıktan sonra da bir araba almayı düşünüyorum. Çünkü airbag kapattık az önce. Airbag içine soktuk. Kapattık. Hemen yine bir daha patladı. Hani çözemiyoruz da ne olduğunu. Araçtan da bayağı hevesim kaçtı. En iyisi satmak diye düşündüm. Hurda'ya artık zararına satmayacağız. O kadar modif yaptık, her şey yaptık. Bitti maalesef. Evet eve geldik. Otobüsü sattım arkadaşlar. Otobüs şu anda kapının önünde yok gördüğünüz gibi. Yani üzüldüm ya. O kadar emek harcadık. Dedik işe çıkacağız. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Mecbur sattık. Neyse ki alıcısı çıktı hemen. Ben bunu satamazdım. Elimde patlar diye düşündüm. Bir Tofaş almayı planlıyorum. Bak hiç olmazsa bir arabamız olsun değil mi? Yani